Dostlarım selamlar. Mükemmel ötesi bir desteğiyle yine karşınızdayım. Cidden benim en sevdiğim desteler arasında bulunmakta kendisi. Desteği de bir arkadaş yorumlara atmış. Hani direkt o yüzden oynuyorum. Eğer siz de destenizi de oynamamı istiyorsanız direkt deste kodu atın. Eğer deste kodu bulamıyorsam da yorumlara yazılmış olan deste isimlerini koyuyorum. Mesela desteleri kendim hazırlıyorum. Örnek veriyorum. Bundan sonra da Heimerdinger'ın bu buz taretli bilmem nesi çok harika bir kombosu var. Onu yapacağım arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim. Bunların hepsi ebedide. Yani ebedide ayın 9'unda açılıyor derecelisi. Daha kasmaya başlamadık. Normal oyun hepsi. Ama oyunlar çok zevkli geçiyor. Çünkü ben mesela oyunları oynadıktan sonra geldim. Bu kısma bir fena keyif aldım. Bu arada like atmayı ve süper diye bir şey gelmiş. Onları bana harcamayı unutmayın arkadaşlar. Yani o kadar emek çekiyorum. 1000 videoya ulaşacağım. Yani gelsin. Ben desteğinizi hak ettiğimi düşünüyorum ve bana destek olacağınızı biliyorum. Bu yüzden like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hani en kötü bir yorum atın yeterli benim için ya. Gerçekten çok önemli. Şimdi arkadaşlar deste Nora ve Bart destesi. Çok saçma bir deste. Tamam, nasıl oynadığınızın da önemi yok. Sürekli yere ünite geliyor ve bunlarla oyun kazanıyorsunuz. Çünkü olay şu. Nora aynı zamanda TFT'ye gelen yeni şampiyon olacak büyük ihtimalle ya da geldi bilmiyorum. Nexus vuruşunda 4 kart arasına bir tane gizemli geçit koyuyor. Gizemli geçit de bu. Bedeli 2 ya da 3 olan rastgele bir kartı. Eğer yer boşsa direkt yere düşüyor. Eğer yer doluysa elinize veriyor. Dipnot elle verme. Hadi bakalım. Eğer level atlamışsa da bunlar 4, 5, 6 ve 7 oluyor. Mesela Vahşi Hidra gelebiliyor. Yani çok güçlü kartlar gelebiliyor. Citria gelebiliyor. Yani cidden aşırı iyi kartlar geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani oyun tamam mı? Yerde oranız varsa ihtiyacınız olan kartı size vermeye çalışıyor. Haberiniz olsun. Şimdi Bart da aynı mantıkla desteğe 3 tane tını koyuyor. Tamam. Tını da arkadaşlar şu elindeki rastgele bir dost birimi artı 1 artı 1 kazandırırsın diyor. Level atladığında da oyundaki rastgele bir dost birimi artı 1 artı 1 kazandırırsın diyor. Bunu nerflenmiş. Önceden var ya tek turda yerdeki ünitelerin neredeyse tamamını 20'ye 20'ye falan çıkartabiliyordunuz yani. Çünkü ben oyunda o eski bardın etkisini göremedim. Geri kalan her şeyde zaten bunları destekleme amaçlı. Kirli Çıkı arkadaşlar çok önemli bir kart. Özellikle Nora için çok önemli bir kart. Diyor ki bir ya da daha fazla tuzağın veya lütfun etkinleştiğinde ilgili oyuncunun destesine etkinleşen tuzak veya lütuftan iki tane koyarsın diyor. Kendi destemize tuzak koyamıyoruz ve bizim destemizdeki tuzaklardan iki tane koymuyor. Ama geçitleri koyuyor. Örnek veriyorum Nora bir tane geçit koydu değil mi? Yerde Kirli Çıkı var. Geçit geldi mi diyelim. Artık Nora'ya ihtiyacınız yok. Hemen Kirli Çıkı 4 kart arasına 2 kart daha geçit şey özür dilerim 2 geçit daha koyuyor. Ve aynısını tınılar içinde yapıyor. Örnek veriyorum bir tınımı çektim. 2 tane daha geliyor. Ama şöyle de bir şey var. Mesela 200 tınımı çektim. Yine 2 tane getiriyor haberiniz olsun. O yüzden geçitler için çok OP ama lütufla şeyler için, tınılar için çok OP değil. Ve bunun iyi tarafı da şu. Rakipte mesela mantar mı var? Ya ben koymadım tabii ki o sepeti şunu bunu falan. Ama mesela mantar mı çekti rakip? O zaman 2 tane de mantar koyuyor arkadaşlar. O yüzden cidden çok OP bir kart bu. Bir de 1 mana 0'a 3. 0 olduğuna bakmayın. Zaten bunu dümdüz koyuyorsun yani. Yani yer kartı gibi düşün. 3 canı olması iyi. Takasa sokmaktan çekinmeyin. 10-12 geçitten sonra da salın bunu. Valla salın bunu. Hiç önemi yok arkadaşlar. Yani ondan sonra zaten sürekli kart çekiyorsunuz. Hani kartları siz okursunuz. Benim size anlatacaklarım bu kadar yani. Bunda ekstra anlatacak bir şeyim yok. Bir de burada önemli olan diğer bir kart da şu. Vandal Ağacı arkadaşlar. Diyor ki elinde yeni bir bölgeye ait bir takipçi oluşur. 10 farklı bölgeden kartı oynadığını görürsem oyunu direkt bitiririm. Hiç acımam. Direkt biter. Tur sonunda biter. Ama arkadaşlar haberiniz olsun. 10 oldu mu direkt hemen oyun bitmiyor yani. Haberiniz olsun. Ve bu çok OP bir şey. Çünkü bu kart yaratacak ya bize. Yaratılan kart aynı zamanda Nora için de aktif oluyor. Ve Nora'yı level atlatabiliyor sevgili dostlarım. Ve buradaki birçok kartın da buff almasını sağlıyor. Nerede? Alemin bakıcısı mesela. Bir tuzağın lütfun ilk kez etkinleşince tüm dost birimler bu tur artı bir artı bir ağır darbe alır diyor. Şimdi bak bunu çok küçük görmeyin tamam mı? Ağır darbeyle bütün oyunları neredeyse ağır darbeyle ve sıyrılganlarla kazandım. Bu yüzden bunu tamam mı oynayabiliyorsanız oynamaya çalışın. Bunun da kombosu tam olarak şundan geçiyor. Mesela yere parlak fener koyuyorsunuz 3 manaya. İlk perinin bedeli 2 azalır diyor. Tamam mı? Burada geçit bilgini de tam olarak aynı şeyi yapıyor. Geçit koyuyor ve eğer gelmişse ağır darbe veriyor. Ve oluşturulmuş bir dost birim çağırdığında diyor. Yani o yer kartı varken geçit bilgini varsa aynı zamanda ağır darbe veriyorsunuz ve rakip seni bloklasa bile ağır darbe Nexus'a yine de hasar çıkartıyor. Hani bununla bile kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok ucuzluyor. Bunları oynamaktan çekinmeyin.
Yavaştan videolara geçelim ama dediğim gibi like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizin bir saniyenizi, hatta 10 saat, maksimum 10 saniyenizi alacak bir şey benim için aşırı önemli ve kendimi geliştirmem için aşırı önemli arkadaşlar. Motive olmam için aşırı önemli. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın şimdiden. Hadi oyunlara geçelim. Karşımızda Fumikata ve Yasuo var arkadaşlar. Yani bu adam tek turda bütün oyunu bitirebilir ya. O yüzden bunu bırakacağım. Sadece toplama hurdayı göndereceğim. Yani genel olarak kesebilecek bir şeyim yok. Nora'dan çok iyi şeyler gelmesi lazım. Umarım Katarina ya da Yasuo çok erken çekmemiştir. Şimdi destemiz aslında göründüğünden çok daha basit bir deste arkadaşlar. Yani ciddi anlamda çok daha basit bir deste. Kartları ben anlattım ama tekrardan tek tek anlatıyor olacağım. En basitinden Kirli Çıkı'dan başlayalım. Bunu niye tur 1'de oynadım? Tur 2'de Nora oynadığımda Evim herhangi bir hemen sıkıntı geçitten yaşamayayım diye 3 çıkınca manaya ya bunu ya bunu kesin istiyorum. Sinirgan bir şey fıfıdı gelmediyse bir sıkıntı yok ki, bu benim için gayet ideal bir kart. Şimdi bu kuyruklara kardeşim adam. 4 kart arasında gizemli geçit koyuyor. Gizemli geçidi de ben burayı bırakıyorum. 2 ya da 3 olan rastgele bir birim yaratıyor. Eğer level atlamışsa da 4, 5, 6, 7 oluyor. Bu da eğer tuzak ya da lütuf gerçekleşirse bundan 2 tane daha koyuyor arkadaşlar. Yani baktığımızda çok güzel bir olay aslında. Her tur oynayacağın ilk perinin bedeli 2 azalır diyor. Bu tur ekstra bir şey oynamanın çok da bir mantığı olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi geçit gerçekleşti. Bak mesela 5'e 5 can çalmalı bir ünite geldi. Ve ben bu tur parlak kenar oynayacağım arkadaşlar. Bu bir sonraki oynayacağım perinin bedelini 2 azaltıyor, tamam mı? Ve bunu her tur yapıyor. Ben bu tur bir de 0 manaya toplama hurda oynayacağım. Rakibin de hamle yapmasını istiyorum. Tamam, bu benim için problem Hadi olacak bir bakalım, olay beni değil. hafife alsana. Gel Canım, toplama hurda. kımıldamadan Yani sonuçta duruver. ben bunu bedavaya oynadım. Belki buna saldırsam çok daha farklı olabilirdi. Şimdi 3 hasar gerçekleştirmişken bir şeyler Hadi yapabiliriz. Bununla bakalım. ve bununla bence saldırmalıyım. Neden bununla tekrar saldırıyorum? Gizemli geçit koysun diye. Bunu da koyduktan sonra ya da bunu koyduktan sonra canını yapacağım. Şimdi Açılıyor. yapacağım hamleleri anladı. Bundan bütün oyunu bitirebilir bu adam, tamam mı? O yüzden de bir şey yapmamayı tercih ediyor. Belki mesela 4 mana. Geçit bilgimin alemin bakıcısı. Yasuo'su gel demem. Alemin bakıcısı gelsin. Yerde yeteri kadar bloğum olduğunu düşünüyorum. Artık 3'e 3 de saldıramaz. Ya da saldırabilir. Bak şu an bilemedim. Büyük ihtimal bir ya da iki tane sersemletme kartı var arkadaşlar. Ve sersemletmemeyi tercih etti. Çünkü büyük ihtimalle sersemletemedi. İkinci bir geçit çekememiş olmam ziyadesiyle beni üzdü. Bununla saldım. Burada kart çekebilsek bizim için çok tatlı olabilirdi bu Demek arada. öyle. Bunları bulmuş olmak da kendi başına güzel. Geçit artık çekebilirsek fena güzel olur. Ben bunu, bak şimdi bu tamamen orijinal, tamam mı arkadaşlar? Aserio. Çok üzerinde bir oynama yapmadım ama ben Şimdi şunu düşünüyorum. avantaj Şey bende. muhabbeti yapılabilir şu an. Çok kayboldum. Nasıl anlatayım ki ya ben? Bir tane yer kartı var. Kart çekmemizi sağlayan. Böyle de Onu yapılabilir oynayabilirim. Şimdi herhalde. bak, bu çok rezil bir kart. En güçlü düşmanı her tur sersemletirsin diyor. Ve cidden çok kötü. 0'a 3'ü sersemletecek. Bunlar durmadan buff olacak. İkinci bir geçit daha koydum. Şu bitir. Nasıl korktun? Geçidin gelmiş olduğu güzel. Şimdi bak, herkese bu kardeşim artı bir artı bir verdi. İlk kez etkinleşti. Tüm dost birimleri bu tur artı bir artı Kendi bir ağır kızınıza verdi beni benim bulaş. şimdi. Double attack artı ve güzel. Bunu verebiliriz. İş Çok da başa önemli olduğunu düştü. düşünmüyorum bu kartın. Şimdi bak, bu olduğu için kartla direkt bundan verim aldım. Öncelikle burada yine sıfır manaya toplama hurda oynayacağım. Çünkü bu dörde dördü elinden almak gibi bir Çabuk niyetim var. Adımlar, hızlı darbeler. Önce bunu bir oynayalım. İkincisi yok ve diğer tur geçit almak zorundayım arkadaşlar. Diğer tur her şeyi birden saldıracağım. Artık ağır darbelerim var. 1, 2, 3. El kötü değil. Fark etti bu arada. Şimdi 1'e 2 kim ölecek ya benim. Turu bitir. Ona da bana bekletiyor büyük ihtimalle. Valla umarım kart çekerim ya. Geçit koymadık başka ama. Tamam. Bir de abanlı geldi. Şimdi diyor ki tuzağın ya da lütfen etkinleştiyse bir kart çekersin diyor. Önce bunu bir oynayalım. Üstün Yere eğer bark koymuş olsaydım az önceki tur canını fena yakardık ki yaralı ak yalaz geldim. Şu an bak, bence çok fena olmayan bir durumdayım arkadaşlar. Direkt saldıracağım. Evet, düz saldır.
Bir düşmanı iki hasar ve bir diğerini sersemletmek fena işimize yarayabilir. Zaten Sırılgan 6 vuruyor. Tamam mı? 2 ağır darbe. 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasar. Her şekilde çıkartıyorum full bloğa çıksa bile. Buna falan sersemletme atmak zorundayım. Demek öyle. Benim elimdeki birçok kartı almak zorunda şu an. Bunların vuruş yapması benim için kafi. Bak hepsini verdim. 6'ya 6'yı vermiyor çünkü bu ikisini alın çeviriyor biraderim. Büyük ihtimalle buna da sersemletme atacak. Ama bak unutmaması gereken şey ağır darbe var arkadaşlar. 15'e 12. Çok iyi değil mi? Bence mükemmel. Bunlardan birine ki buna sersemletme atacağını da düşünüyorum açıkçası. Oğlum bu bana yapabileceğin çok mükemmel bir hamle ya. Haberin olsun. Çünkü bu bana tekrardan kart çektirecek arkadaşlar ve bu benim fena işime yarar. Geçit bilginim iyiydi. Yani sonuçlandır. Buranın şimdi gittiği için bu bebe level atlayacak. Belki de hala umut var. Bu tur rakipte tamam. Bu tur elinden yası olsun almak gibi niyetim var. Bak 5 mana. Önce yaralı akyalıza oynarız gene. Mete olarak gidiyor olmak gayet tatlı. Canı 3'e düştü bile. Kaç geçit var? 4. Bu da kazanmak için yeterli diye düşünüyorum. Yani bu tur açıkçası bak barda oynayabilirsek fena işimize yarar. Hadi deneyelim. Elimdeki manalar bitsin çünkü bu tur gerçekten barda oynamak zorundayım. Şunu da inatla öldürtmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz bu arada? Şimdi bak ona onu verdi ya. Peki ben burada. Bunu iki hasar verip bunu sersemletirsem ne olacak? 5 manan kalıyor. Elinde başka Yasuo'sun olmadığın garantisini de görmüş olduk. Çünkü Yasuo'nu sersemletmesi 2 mana arkadaşlar. Elinde büyük ihtimalle... yok artık canım. Canı 1'e düştü. Şaka gibi ya. Kuru bitir. Büyük ihtimalle Katarina odaklı gidiyor diyelim. Ondan böyle oldu. Şimdi arkadaşlar durmadan buff elde edeceğiz. Bak 5'e 4 ya. Bir de bunların ekstra buff aldı. Ben bu ikisini verebilirim. Yerde bunun kalması yeterli. 3'e 3'ü koy karşısına. 4, 5, 9. Şimdi bak barda oynamak istiyorum. 6 canla kesebilme ihtimali nedir? Ama bu işte terbiyesizlik değil mi? Sonuçtan da. Şimdi bard gelsin. Her kart çektiğimde bir defa yerdekilere de buff vereceğim. Yani diğer tur tek atma olasılığımız çok yüksek. Fakat beni üzen şey kesinlikle bu bebe oldu. Aslında ben az önce... Aa oynayamazmışım. Tamam yaşayan kütüphane gelsin. Bütün manayı bitirdik tamam mı? Şimdi kart geldi. Level atladığında veriyordu derken rakip teslim oldu. Biraz zor bir maçtı ama zaten kazanacaktık, güzel oldu bir yer daha girelim. Karşımızda şimdi Nora, Bart ve ek olarak Teemo var dostlar. Burnley havası kötü. Geçit bilgini de gönder. Kirli Çıkı bizim için yeterli. Kirli Çıkı kendi başına çok yeterli bir kart arkadaşlar. Yeterli olmasının sebebi de tamamen şundan kaynaklıdır ki. Tur 3'ten sonra bu bebe sürekli koymaya başlıyor. Yani benim burada dümdüz Kirli Çıkı oynuyor olmam güzel. Tur 1'in de bizde olması güzel. Çünkü bu adamda Teemo var arkadaşlar. Umarım benim izleyicim değildir ya. Çünkü bunlar sonrasında çok şımarıyor. Ben bundan gerçekten çok rahatsız oluyorum. Abi seni nasıl yedindim? Abi seni nasıl tokatladım? Şöyle mi böyle mi? Şerefsizler. Dua edin, sizi çok seviyorum. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın dostlarım. Şimdi mistik girdap oynadık. Bu da çağrıldığında ya da geri sayım yaptığında destesinde 3 tane tını koyuyor. Sonuçlandır. Elde bir şey yok. Şu an düzenli hasar alacağız. Yapacak çare. Ne ben bu desteye bir şey daha koydum da. Söylemem de göstermem de. Devam. Fazladan kart çekiyor olmak güzel ama. Bu adam Bart koymuş muydu ya? Aa, 20 oldu. Tam turu bitir, manam kalsın. Adam geçit koydu. Çekemedi, bir tane çekti. Şimdi bu da çektirecek, o bize de çektirecek. Tam saldırı sırasında geliyor olmasına ayrı bir olay. Allah'tan iyi bir kart vermedi ha. Geçit bilgini oynayacağım. Çünkü arkadaşlar bir tane geçit koymam lazım. Bir geçit benim için yeter. Beni ziyadesini üzdü. Gel kral. Şu anda da saldıramaz. Bu herif benim net izleyicim ya arkadaşlar. Burnley havasında oynamadım. Çünkü çok daha iyi bir kartı oynamak benim için mantıklı olacaktır.
destede daha birçok geçit bilgini var. Ya zaten sadece git... İşte bu iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Her tur eline bir de bu kart veriyor olacak. Ben de koydum. Tamam. Bak ben de koydum. Ama bu kadar yorumum yok. Erken çekmiş olmalı güzel. Parlak fenerlik bir durum yok. Bence bu tur Bart oynayalım. Çünkü takip çekersin ve destenin en üstündeki 3 karttaki lütufları oluşturursun. 3'e 6. 2'ye 5. Boş. Bunlarla durumu saldır ya. Ya her şekilde bir şeyler koyabilmek için, yani bu tınıyı koyabilmek için işimize yarayacaktı bu durum. Bard'ı harbi muhabbeti güzel. Bard'ı bilerek koymasa çok daha tatlı olurdu. Canı 3'e düşse ayrı bir olaydı da. Bendil ağacından kazanacaktır diye düşünüyorum. Elde bir Bard daha varken Bard'ı takasa sokmamak çok da şey değil. İki kere tını gelmiş. Bu maç çok şanssızdı ya. Bir de her tur eline güzel bir kart oluşturuyor. Ben de Bendil ağacı koydum ama yani Bendil ağacı oynayabilmek için de bir şeyler yapmak gerek diye düşünüyorum. Şimdi Bard'ın gezgin çağrısı bir gelsin, tamam mı? Hem kart çekelim hem tınılar gerçekleşsin. Tamam, parlak fener gelebilir. Şimdi bu sıfır mana, tamam mı arkadaşlar? Ve serseri Pofgef mantarıyla bu defa bunu elinden alabilirim. Güzel. Eline gelen kartlar benim tahminimde çok güçlü derken adama 3 manalık kart vermiş. Bize toplama burada gelsin. Kendi hasar çıkartacak, bunu da öldürecek, bunu da öldürecek. Yani ben bu tur şöyle bir hamle yaparsam eğer, buna 3 hasar verirsem, tamam mı, oyun sonunda ölecek ve adama gerçekten olabilecek en güzel kartları vermiş. Yani bunu kendi de vermiş olabilir, ayrı bir konu. Şimdi bu tur sonunda herkese bir hasar çıkartıyor, tamam mı? Şimdi geçit yok, tını önemli değil. Bardını kendi öldürüyor olması da benim fena işime yarayabilir. Bende geçit yok. Şimdi bak, çok saçma bir hamle gibi gözükse de bu kesinlikle mükemmel bir hamle. Ta gözyaşlarını yutuyor. Bunu öldür. Tamam hadi gelme adam. İyi olmadı bu. Hiç iyi olmadı. Ama geçit koymuş. O bakımdan güzel. Ben var ya, saldırı hakkının onda olduğunu unutmuşum yani. Bir geçit gelse kendi başına iyi olur. Diyecektim ki burada işimizi görebilir aslında. 13'e 20. Bard'ı level atladı. Ya kartı yok etmelik bir şey de yok galiba bende ya. Ne yapacağıma dair şu an fikrim de yok. Biraz düşünmem lazım. Ya bu da işe yaramıyor. Şu an bu da ve bu da. Hiçbiri şu an hiçbir işime yaramıyor. Peki önce bir saldırsak. Bard'ı kalsam. Ardından Bendil ağacı oynasam. Durum nasıl olur? Bard'ını her şekilde elinden alacağız. Bunların hiçbiriyle bloğa çıkamıyor. Sadece şundan %100 verim alabilir. Gelen kartlar da önemli. Elde bir tane daha var da. Oynamak mantıklı mı? Bunun ağır darbesi var oğlum. Her şekilde o bir hasar geçmiş sayılıyor. Bu tur sanırım Bard'ı elinden almamız gerekiyor. Gitsin etkinleştirdiğinde ben seni bir bebe yaparsın. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum şu an. Büyük ihtimalle Bendil ağacı yarışını kazanacak. Ya da bir birimin ekipmanını. Yavaş bir birimi ele geri gönderirsin ya da ekipmanı. Şaka yapıyor olmalısın ya. Daha birdeyiz bir de üstelik. Bu kadar düşük vermiş olması saçmalık. Bak şimdi şey arkadaşlar. Ya bu gitsin. Benim kart çekiyor olmam benim için çok iyi bir olay. Gel kral. Hiç tını çekemedik ya. Yani gerçekten bu fevkalade bir olay. Tamam. Güzel. Tamam. Şans yüzümüzde güldü diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Turun sonunun bitmesi gerekiyor. Benim harikamın her şekilde öldürmesi gerekiyor. Bard'ın elinden aldım. Gerisi umurumda değil. Level atladı mı? Hayır. Ama bu gerçekten çok iyi geldi. Bu ilaç ya. Bu kesinlikle ilaç. Şimdi yine her şeyle saldırması benim çok fena işime yarar. Özellikle şunun ölümü cidden fena işime yarar. Bir şey diyeyim mi? Hadi bunu zapt et. Zafere götürün. Elinde umarım
Büyü yoktur. Eğer oynarsa yine Burnley havası atacağım. Burnley havasına. Bundan kazanamayacak. Bu da bizim işimize yarar. Dost birim gördüysem diyor bir de. Ve Nora'mız var. Bu ölmediği sürece de hiçbir sıkıntım yok. Sonuçlandır. Biri beni arıyor şu an arkadaşlar. Ama şu an çok müsait değilim. Hadi bakalım. Şu gerçekten işte şans. Fıstık gibi geldi ya. Yani çok daha iyi bir şey olamazdı. Turu bitir. Harika hariç hepsini düzgüne saldırın. Üf, bal kaymak be. Bir level atlamadım ya. Bunu nerflemişler galiba. Bunların hepsiyle öncelikle bir saldır. Noraları bilerek bekleteceğim. Geçit yok ama yer de yok. Bu ve bu ölmemeli. Tını etkileşinde oyundaki rastgele bir dost birimi artı bir artı bir kazandırırsın. Noram kaç? 1, 2, 2, 3. Elindekilerin gidiyor olması güzel. 2'ye 3'ü ya şunu verebilirsin mesela ya. Yani çok da kasma bence. Öldür hadi. Sonuçlandır. 5'e 5'i ben sanırım kendim öldüreceğim artık. Erika gidemez, Bard gidemez. Şunlardan birini kesse de bir keyfimiz yerine gelse. Şunu vermiyor. Bir de bu diyor ki bak, öldüğümde destene yani ölen birim gördüğünde destene 4 tını koyarsın diyor. Bak. Öldüğünü gördüğünde ya da tını da. Yani elindeki kartların çok güçlü olması gerekiyor. Hadi bakalım. Buradan dönerse tadından yenmez. 5'e 3'ün yerine 4'e 2'yi koyacağım ki bu bebeğe gerçekleşsin ve bana başka gölge adalar vermesin. Aslında elimde başka peri yok. Bence bunu gönderip buna eksi 2 verebilirim. Bu sayede gerçekleşmiş olur. Ve pas geçelim. Zirve Sadece hak yargıcı bak. edenler yıldızlara kavuşur. Tam 9 mana değil mi? 7'ye 7. Ve bence buradan bu tur çok oynamanın mantığı yok. Devam, pas geç. Ne verdi? Kapançene sürüsü. Bunu düşük verdiği her alan bizim için iyidir arkadaşlar. Bir de bak, Vakit geldi. yok öyle olmuyor değil mi? 9'a 3'ü mü öldürsek ya? Aynen. Biz 9'a 3 aleviz. gelsin abi. Layık değildi. Şimdi önce kapançene sürüsü gelsin. İstediği gibi bloklasın. Kessin hatta bunu. Amacım bununla oyun bitirmek. Yani rakibi kendi silahıyla vuracağım dostlarım. Ne oldu birader? He? Ne oldu kardeş? O kadar umurumda olmaz ki şu an. Bak, o kadar umurumda olmaz ki açık söylüyorum. Bunun yerine alemin bakıcısı gelsin. Gerçekten de Herhangi bir tuzak, lütuf ya da bir şey gerçekleştiğinde bütün ünitelerim artı bir artı bir alacak. İkinci bir ward daha. Sıkıntı yok. Ve bence bunun yerine Nora oynayabilirim artık. Çünkü kart çekmek istiyorum. İki gizemli geçit koysun, kart çekelim. Aa 4 mana gerçi ve şu an koruyamam. Ama elde bir Nora daha var. Problem mi diye düşünüyorum, bence problem değil. Geçit gerçekleşmeyecek ama tek tını benim için kafi. Yani o kadar söylüyorum. Tek tını istiyorum kardeş. Vereceğini de biliyorum. Hadi bakalım. Şu an sadece şundan oyunu bitiriyor olmam harika bir olay. Şans ya. Vallahi kader de bizim yüzümüze gelecek. Bak şimdi. Hepsi artı bir artı bir de ağır darbe aldı, tamam mı? Bu bebe bile 5'e 5 oldu da. Kral. Hepsiyle saldır. Bunların ölmesi benim için yeterli. Ursin oynayacağım. Tıka basa dolu çanta. Full blue açıksa bile ağır darbem var. Sırılgandan bir kere 5 hasar yiyecek. Bard'dan oyunu bitirmeye çalışıyor. Bard'ı verebilirim aslında. Birkaç çekersin. Sonuçlandır. 7 hasar gayet. Güzel yani bence. Ve her şeyden öte geçit koydum dostlarım. Bir geçide de bebem level atlıyor. Gözü dönmüş Ursin'i direkt oynayacağım. 7-7. 7'ye 5 özür dilerim. Büyü ya da yetenek oynadığınızda da fırtına mührü oluşturacak. Bu bizim çok da umurumuzda olan bir şey değil. Ama Nora için önemli. Şimdi bundan sonra gelecek olan kartlar 4 mana ve üstü manalarda gelecek. Ve bunlar cidden çok güçlü olacak arkadaşlar. Aga. Turu bitir. 5'e 6. Şu sürekli buff verecek. Yerim çok sağlam. Ve bir sıyrılgan daha. Bastığı öğrenci. Çok iyi. Mantar çok önemli değil. Hepsine yine buff. Şu bebeği bir şekilde elinden almamız lazım ya. Mantardan oyun biter mi? Zaten sıyrılgandan her şekilde oyun bitecek. Yedi terbiyecisi. Pas geç.
Oğlum yerim şu an çok güçlü benim yani. Hiç şans yok. Bir Nora daha. Orada geçit, problem değil. Burada geçit, her yerde geçit. Benim Nora'm daha güçlü. Kendini de diğer tüm dümdüz saldırma gibi bir niyetim olabilir. Değil mi? Ağır darbeleri olacak çünkü hepsinin. Hepsi artı bir artı bir olacak. Pas geç. Bir de eldeki bütün kartı bitirdi bu adam. Ve tam olarak kardeşimin oyunu sattığı yer arkadaşlar. Kardeşim bana bedavaya oyunu verdiğin için ben sana buradan teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Bunu gönder, bir kart daha çekelim. Derleme koleksiyon güzel. Üstelik bir de adaların ışık muhafızı. Bak. Şimdi bunu oynayacağız. Bu benim yerdeki ünitem kadar arkadaşlar. Hatta göstereyim. 10 kart arasında gizemli geçit 3 tanesini ünite başına ve bir tane kör edici bomba ve 3 tane tuzak koyuyor. Bak şimdi. 15 mantar, 5 kör edici tuzak. Bizde de 5 geçit 47 tanım. Her şekilde çekeceğiz. Bunu gölge adalar var mı? Var. Gerek yok o zaman. Şimdi bak, taşkın geldi. Bundan oyunu bitirmem yok mu? Ne var da? Şimdi geçit var mı? Kral dümdüz saldır. Ünite farkından yine kazandım. Hadi bakalım. GGVFS. İşte oyun nasıl çevrilir? Oyun kazanmanızı isterse nasıl kazanırsınız temalı harika bir maçtı. Aşırı keyif aldım. Sırf bu yüzden bir el daha girelim dostlarım. Karşımızda şimdi çok daha kötü bir deste var arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Aklımdan bunu oynamak geçiyordu. Sonra dedim ki Morlis al. Karşımızda bir adet sonsuz tını destesi var. Bu adam büyük ihtimalle milyonu görecek arkadaşlar. İnşallah bitirmeye çalışmaz da. Çok rahat görürüz. Yani her şeyine özür dilerim. Her şeyimize karşı counter var. Sıyrılganlarla biterse biter, bitmezse zor. Onun dışında bu adam yani yüz binlerce tını yapacak. Hele bir de yeni gelen kartlarla düzgün oynarsa üf yani. Kirli çıkı güzel. Bu tür Nora oynamanın çok mantığı olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine Mystic Girdap oynayacağız. Tını koysun. Bu 1-2 ya, bunun 2-3 olması bile benim fena işime gelir. Gel kral. Of of, herif var ya. Of, çok güzel yaptı ya. Şimdi öncelikle kirli çıkı gelsin. Tamam mı? Burada Nora oynamayacağımı düşünsün ve elindeki kartları bitirsin. Bunu da kesmek istiyorsa kes. Güzel. Bir manaya çok bir şey yapamaz ama ben bir geçit bile oluşturursam benim için mükemmel. Çünkü diğer tura yerde bloğum yok. 4, 6, 7, 8 hasar çıkartır. Bu da çok kötü. Fazla kart çektiriyor mu? Gerisine mi yaptın? 3 tını koyarsın. Gerisine 2 kart çekersin. Güzel. Bu tur 2 kart çekeceğiz. Bunu da çekemedik. Bunu da çektik hadi. Bunu da çektik. Güzel. Tamam. Yerde blok var. Bu da çok iyi. İlk defa yakardığında ejder yavrusu çağırırsın diyor. Ama bizim yakarma gibi bir durumumuz yok arkadaşlar. O yüzden sen bunu, sen de bunu aynen blok. Buff verebilecek bir şey yok. Nora'yı burada bedavaya vermiş olmak istemiyorum. Ya bu desteler o kadar karışık ki arkadaşlar. Ne olacağını bazen bilemiyorsunuz. Tamam güzel. Kendisini öldürmesi tamam. Fena bir değil. Bunu da bloklayabilirdik aslında da. Şimdi parlak fener oynayacağım. Parlak feneri neden oynayacağız? Şundan kaynaklı oynayacağız. Perilerin mana bedelini düşürsün. Bak 4 mana 2'ye düştü. %50 kar yani. Tur bana geçince de yerde ekstra blok olacak. Bitenler birliği. İyi, elinde ne olduğunu da görmüş olduk. Güzel. Şimdi önce geçit bildiğinden birini oynayalım. Geçit koymuş olsun. 3 geçit mükemmel bir olay. Ve bu tur bunu da koyacağım. Yer sürekli geçit olacak arkadaşlar. Bard'la beraber de canını yakarız gibime geliyor. Bu tur bunu oynayamayız. Tamam, aktif özelliğini alırsın diye saçma bir durum verecek bu. Sadece bununla saldır. Can çalma çok rezil bir şey. Allah'tan 2-2 de nerflediler. Kral bana geçit vereceğini ben hissediyorum seni. Bunu da oyna. Maksat geçit üretmek. Bunları artık feda edebilirim. Bu sadece ona mı ağır darbe veriyordu ya? Troll'e bak ya. Vallahi billahi troll'e bak. İkinci kartı masum olduğu yere bakın arkadaşlar. İkinci kartı şey. Bu da elindeki statları ikiye katlayan harika bir kart. Hadi Brand de gelsin. Özür dilerim. Ne Brand'i ya? Bard da gelsin. 38 yaptı bile sanıyor. Şey yedim. Şimdi bu tur birçok şeyi vermem gerekecek değil mi benim? Örnek verirsek buna 2 verip bunu sersemlet. Bunu elinden almamız lazım ama.
Sen bunu bloklasan. Kral, sen bunu bloklasan. Sen bunu bloklasan. Bunu sersemletsem ve bunu iki hasar çıkartsam olabilir. Değil mi? Şimdi Morde'ye saklamayı tercih edeceğim. Elden bir kart gitti. Elidim. At geç. Dümdüz saldıracağız bir yer. Bir tane gizemli git koyalım. Ağır darbe verir. Çok iyi. Sırılgan verdi. Çok iyi değil, mükemmel bu arada. Bence ben bu şekilde dümdüz saldırmalıyım arkadaşlar. Bard kalsın. Sonra bunu oynayacağım. Şu anlık hiçbir işe yaramayan bir kart. Bunu da verebiliriz. Problem değil. Oyun bu karttan dönmüyor çünkü. Burada max atak benim için önemli. Büyük ihtimalle öldü biri. Bunu öldürüp buna hasar çıkartacak. Kozmik bağ da benim burada işime yarayacak. Bunu sersemletip buna iki hasar mı çıkartıyor? Oğlum. Bu herif oynamayı bilmiyor. Bunu iki hasar çıkartıp bunu sersemletsen ya kardeş. Neyse, eziyet etmeyi istiyor sanırım. Ya da gelen geçitlerden verim almamı istemiyor. 2'ye 6. Hadi bakalım, yer kartını biz de çekersek güzel olabilir. Şimdi Bard geldi, Bard'a ölümsüz vermiş. Gelsin abi. Dur bitir. Şimdi bak, çift Bard'la uyudur. Mordekaiser'ı çekmezse sıkıntımız yok. Aga be. Şimdi eğer öldürürse yerde iki Bard'la birden oynayacak. İnanılmaz statlar görüyor olacağız. O da mahveder yani biz. 6 geçit var. Sırılganlardan bir şey yapmak gerekecek büyük ihtimalle. Diğer türlü ölür. Bir de bu sürekli tını 2'ye katlayacak. Bak kaçtı? 63'tü. Şimdi bu geri geldi. 2'ye katlamış oldu arkadaşlar. Kaç etti? 132 falan etti. Öyle söyleyeyim. Pas geç. Şimdi Nora'yı benim kurtarmam gerekiyor. Bunları falan salabiliriz artık. 6 geçit yeterli çünkü. İlk dalga. Yeri çok doldurdun oğlum. Bu herif gerçekten oynamayı biliyor bu arada. Her yaşam başlamalı. Çek bunu. Bard'ı çekiyor olmam benim fena işime gelir bu arada. Ben Bard'dan oyun oynamayacağım. Kardeşim haberin olsun. Tamam, kilitle. Bu tur tekrar geçit pikini konulabilir. Bunun hasar alıyor olması da benim işime geliyor. Yere tek bir şey bile koymak benim için değerli. Neden değerli? Ağır darbe verecek arkadaşlar ona. Sadece ona mı veriyor? Geçit çünkü güzel. Bu tur level atlatabiliyor muyum ya? Gel bakayım bir. Kaç çekelim. Yaşayan kütüphane çok iyi. Ve bence bu 0-2'yi gönderelim. Bir kart daha çekelim. Gelmedi de 3'e 2 oldu. 4'e 6. 5, 8, 9 hasar. 10 hasar. Cık, yetmiyor ki. Bir de ben bütün manayı bitirdim da var gibi. Bu herif oynamama da izin veriyor şu an bu arada. Çok hızlı oynamış olabilirim. Açlık yapmış da olabilirim. Ya bu geçitler yeterli artık. 12 geçit var arkadaşlar. Şimdi bak bunu öldürüp 2 kart çekecek ya. Kendi öldürdüğü için geri gelecek ama önemli değil. Sadece sırılganlarla bütün oyunu bitirebilirim. Ve ağır darbeyle. O yüzden bu şekilde saldır. Koruyabilecek hiçbir şeyim yok eğer keserse. Ve bence benim Nora'm ölmemeli. Yaşam her şeydir. Şimdi Morley abi bununla niye saldırıyor diyeceksiniz. Tekrar diyorum bak, ağır darbesi var arkadaşlar. Bu da doğrudan Nexus'a ekstra bir hasar demek. Bak ona düştü. Eğer bu level atlarsa can sömürmeye başlayacak. Bu olmadan oyunu bitirmemiz gerekiyor. Çünkü bu diyor ki bak, oyunun geri kalanı boyunca bir birim katlettiğinde rakibin Nexus'una bir sömürü hasarı verirsin diyor. Ya bu herif gerçekten, yanlış anlamayın beni, oynamayı bilse içimizden geçmiş. O kadar diyebilirim yani. Harbi o kadar diyebilirim yani. Pas geç, risk alacağım. Ya çok problem değil artık. O 5'e 7'yi koymuş olması. Öyle söyleyebilirim yani size. 2'yi de işledim. Devam. Şunu da inatla bekletiyor olmak. Ama bu saatten sonra bu benim çok bir işime yaramaz. Güzel.
Şakacı ortlak mükemmel. Başka bir dost birim öldüğünde rakibin Nexus'una bir hasar çıkar tabii. Bu tür bunların neredeyse hepsini öldüreceğini ben çok iyi biliyorum. 5 hasar, 6 hasar, 7 hasar, 8 hasar bunları çıkartabilirim. Bloklamam ki. O kadar umurumda olmaz ki. Bana ne? 5'e düşüyor olması. Peki ben buradan buna 2 verip bunu sersemletirsem nasıl olacak? Bir de bunun level atlaması için onu her şekilde oynamalıyım. 2'ye 1'i koy. Aslında 6'ya düştü değil mi? O bebeği elinden almaya çalışabiliriz. Kendisi öldürmeye çalışır, işimize gelir. Şimdi Nora level atladı. Ne var bende? Artı 2. Çok iyisin abi. Bayağı iyisin. Bu çok verimli bir kart oldu ya. Bir de ağır darbesi var. Benim bir ünitemi öldürdüğü anda Nexus hasar alacak. Aklımdan geçen şey de şu. Şimdi serseri, pofkef, mantarlar şu an 3 hasar vuruyorken elinden sıyrılganını alırsam diğer tur boyun her şekilde biter. Çünkü bunu bloklayacak her şekilde. Nora'dan da büyük ihtimalle iyi kartlar gelecek. İki tane de ağır darbem var. Bunlar ölse bile hasar çıkartabileceğim. 2 kaç yapıyor? Aynen. Buna değil de bir de buna artı 2 vereceğim değil mi? Senin annenle. 2 iyileştirecek büyük ihtimalle. Buna 3 hasar ver. Kendi öldürürse 2'ye düşer. Problemimiz kalmaz. Ama nasıl olacak işte? Kaşifin çiçeği alacağını da biliyorduk zaten. Bunu iyileştirsen daha mı tatlı olurdu senin açından? 9'a 15. 8'e 8 can çalma. Bunu ben gerekirse artık kendime atmak zorundayım. Adamın elinin güzelliğine baksanıza. Üniteyle geçemiyoruz şu an herif arkadaşlar. Yani yer kartı gelse çok tatlı olabilir. Geçitten direkt oyun bitirebilecek derecede güçlü bir kart gelse yine güzel olabilir. Pas geç. Şu an kötü durumda değiliz. Ama iyi durumda da değiliz. 3 kartı var ve şu an adam çok risk alarak oynuyor yani. Çok da umursamadan oynuyor. Çünkü şununla artık her şekilde kazanacağını biliyor. Ki haklı da. Oyun her şekilde bitecek. Of, çok iyisin. Bak bunların hepsi sıyrılgan arkadaşlar şu an. İçinde sıyrılgan var mı? Yok. Peki ben bu tur dümdüz bu şekilde saldırırsam ve buna artı 2 verirsem 12 oluyor değil mi? Dene. İntikam. Bardın gezgin çağrısı. Tını verecek ve bir tane kart çekecek. Bu da elimde kart olmadığı anlamına geliyor. Burada kazandık mı? İşgalci GGBPS. Çok güzel oyundu. Gerçekten fena keyif aldım diyebilirim arkadaşlar. Sizin de aldığınızda eminim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.